Merhaba, kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bu videomuzda klasik bir gitara equalizer takacağız. İyi seyirler. Equalizer takacağımız gitar bu. Equalizer takmamızın amacı ise ses kaydı alırken daha temiz ve daha kaliteli bir kayıt alabilmek. Satın aldığımız kitin içerisinden çıkan parçaları inceliyoruz. Burada haricen satın aldığımız iki tane askı aparatı, equalizer'ın kendisi, kabloları sabitlemek için parçalar, vidalar ve eşik altına yerleşecek olan piezo mikrofon bulunuyor. Projemize ilk olarak gitarın tellerini sökerek başlıyoruz. Eğer tellerinizi tekrardan kullanmak isterseniz bu telleri bir bant aracılığıyla gitarın üst kısmına tekrar sabitleyebilirsiniz. Ama buradaki teller eski ve yıpranmış olduğundan yenileri de değiştireceğiz ve bu yüzden eski telleri keserek daha kolay bir şekilde çıkartacağız. Telleri söktükten sonra oluşan tozları temizlemek için bir ıslak mendil kullanıyoruz ve gitarımız temizlendikten sonra bir sonraki işleme geçiyoruz. Kullanacağımız alet, gitarın kasasıyla güzel bir şekilde oturabilmesi için bir eğime sahip. Gitarın yan tarafından bakarak bu eğimin en uygun hangi noktada bulunacağını seçiyoruz ve bu noktayı işaretliyoruz. Uygun noktayı belirledikten sonra bir kalem aracılığıyla gerekli ölçüleri çiziyoruz. Bu gitara ekstradan askı aparatı takacağımız için gitarın alt tarafında bulunan bir nokta belirliyorum ve buraya da bir işaret bırakıyorum. Bu kısımlarda el aletleri de kullanabilirsiniz, tornavida gibi sivri uçlu bir araçla da deliği delebilirsiniz ve kesme konusunda da bir testere veya maket bıçağı kullanabilirsiniz. Daha temiz bir sonuç elde etmek istiyorsanız burada benim yaptığım gibi bir Dremel'ın ucunda tahta kesmek için tasarlanmış bir bıçağı takıp aynı gördüğünüz şekilde kesebilirsiniz. Kesme işleminde dikkat etmeniz gereken çok önemli bir konu var. Her zaman kestiğinizden daha fazlasını kesebilirsiniz ancak geriye malzeme eklemek çok daha zor olur. Bu yüzden yapacağınız kesim işlemini çizdiğiniz ölçülerden birazcık daha küçük yapın ve parçanın yerine sığıp sığmadığını test ederek gerektiği kadar büyütün. Deliği açtıktan sonra yerini sığıp sığmadığını test etmek için piezo yerini taktık ve çok güzel bir şekilde oturduğu için bir daha yerinden çıkartamadık. Gitarın üst tarafında equalizer için olan kesik bulunuyor ve alt tarafında da 1/4 inçlik şakımızın gireceği delik bulunuyor. Equalizer'ı yerine koyuyorum. Ardından sivri uçlu bir araç kullanarak vida deliklerinin nereye geleceğini belirliyorum. Bu işaretlediğim noktalara ahşabın çatlamaması için pilot delikler açtıktan sonra equalizer'ı yerine takıyorum ve sesleri algılayacak piezo mikrofonun jackını da equalizer'a takmaya çalışıyorum. Equalizer'ı bu pozisyondayken çok uğraşmamıza rağmen piezonun jackını deliğe takamadık. Bu yüzden parçayı 180 derece döndürerek öbür türlü takmaya çalıştık ve bu sefer başarılı bir sonuç elde ettik. Kesim işlemini yapmadan önce bu konuya dikkat etmeniz çok önemli. Geriye kalan tek işlem ise pili yerine takmak ve telleri taktıktan sonra gitarı test etmek. Pilin ve cihazın üzerinde bulunan kutuplara çok dikkat ederek pili yerine takıyorum. Equalizer'ı açtığımız zaman da üzerindeki ışık yanıyor. Son işlem olarak askı aparatını da yerine takıyorum. Artık tek yapmamız gereken üzerine piezo'nun oturacağı bir kesiği açtığımız köprüyü gitara takmak ve telleri takıp test etmek. Yapılması çok zor olmayan bu proje, gitar kayıtları alıyorsanız gitarınızdan alabileceğiniz sesi çok daha kaliteli bir hale getiriyor. Eğer incelemek isterseniz bu videoda kullandığım equalizer ve çeşitli aletlerin linklerini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Nasıl bir ses elde ettiğimizi duymak isterseniz de videonun son kısmında yaptığımız testleri bırakıyorum. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like ve yorum atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.